Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Ultralytics Hub Android uygulaması ile cep telefonundan nesne tanıma. Şimdi normalde bilgisayarımıza nesne tanıma yapıyoruz ama cep telefonumuzla da nasıl nesne tanıma yapabiliriz? Bugün bundan bahsedeceğiz. Bir Android uygulaması var. Ultralytics tarafından geliştirmiş biliyorsunuz. YOLO V8 Ultralytics tarafından geliştiriliyor. Bu Ultralytics Hub uygulamasını cep telefonundan yüklemeyi ve uygulamayı göstereceğim size. Şu anda cep telefonumuzu ekranda görüyoruz. Evet, Ultralytics Hub yazacağız Play Store'da. Ve bunu Android telefonumuza yüklüyoruz. Sonra bunu yükledikten sonra neler yapabiliyoruz? Bakın sayfasında belirttiği gibi train ve yani eğitim de yapabiliyoruz. Eğittiğimiz modelleri de kullanabiliyoruz. Size aslında hazır olarak Ultralytics Hub yazdık. Evet, şu anda Ultralytics Hub uygulaması burada görüldüğü gibi. Bunu ben yüklemiştim. Siz yükle diyeceksiniz normalde. Yükledikten sonra aç diyebilirsiniz, açabilirsiniz. Şimdi bu uygulamayı da aslında YOLO V5 ve YOLO V8 var. Hazır olarak geliyor. Tabii bunların farklı modellerini siz yükleyebilirsiniz. Şu anda evet açıldı. Gördüğünüz gibi mesela bir bardak var, bir kitap var. Kitap algılamıyor. Benim ekranım kapanıyor arada sırada. Ekranı açmam gerekiyor. Evet. Mesela ben denemek için bir elma, bir de portakal koydum. Onları fena değil. Onları iyi algılıyor gibi. Mesela dining table'ı da algılıyor. Yani işte yemek masası gibi. Bardağı algılıyor. Kap olarak algılıyor. Şimdi bu programı biraz kurcalayarak size özelliklerinden bahsedeceğim. Evet, fareyi de algıladı. Aslında bunun asıl amacı şu olmalı. Hani evet tamam bu nesneleri algılıyor telefonumuzda. Bu arada FPS oranını da görüyorsunuz ekranda. Biz bunu kendi eğittiğimiz veri seti üzerinde kullanabiliriz. Evet, ekran gitti biraz sonra gelecek şimdi. Diyelim ki biz bir veri seti eğittik ve bunun üzerinde kendi algılamak istediğimiz nesneleri algılatabiliriz. Biraz sonra ekranda da göstereceğim. Şu anda YOLO'nun kendi standart modelini kullanıyor. Ama kendi eğittiğiniz modelleri de yükleyebiliyorsunuz. Evet, şu anda standart model. Ekranda gördüğünüz gibi FPS oranını da görebiliyoruz. Prediction yapıyoruz burada. Mesela kaç tane item, yani kaç tanesini algılasın. Confidence eşiği kaç olsun. Mesela %30 yaptık şimdi. IOU threshold'u da belirleyebiliyoruz. FPS'i ve millisecond cinsinden saniyeyi görebiliyoruz. YOLO V8'in S modelini de kullanmak üzere yükleyebiliyoruz. Yalnız dikkat ettiyseniz benim telefonumda biraz yavaş. Bu bir telefonun aslında işlemci hızına, işlemci gücüne bağlı. Ama yine fena değil. 11,5 FPS'leri görüyor. Şu an 9,8'e düştü. Şu klasör işaretine tıkladığınızda iki tane bakın standart model var. YOLO V5U ve YOLO V8. Private dediği bölümde de işte siz kendi özel projelerinizi yükleyebilirsiniz. Bunun için işte ultralytics.com sayfasında hesap açmanız gerekiyor. Şimdi mesela YOLO V5'in içine tıkladığınızda YOLO V5'in farklı modelleri var. Bunları download ederek telefonunuza yükleyebilirsiniz. Yani farklı farklı modelleri telefonunuzda kullanabilirsiniz. Burada aşağıya doğru inerek YOLO V5'in farklı modellerini görebiliyoruz. Yine YOLO V8 için de farklı modelleri göstermek için geri gidiyoruz ve YOLO V8'e tıklayarak YOLO V8'in de kullanılabilir modellerini görüyoruz. Download edebileceğimiz modellerini. Hazır olarak ilk sıradakini zaten size download edilmiş olarak yüklüyor. Ama siz farklı bir model kullanmak istiyorsanız bunu yükleyebilirsiniz. Az önce söylediğim gibi kendi özel nesne eğitilmiş nesne modelinizi de kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi cep telefonundan da nesne algılaması yapılabiliyor, nesne tanımlaması. Bunun için Ultralytics Hub uygulamasını kullandık. Buraya üye olarak, bu Ultralytics'in sayfasına üye olarak kendi modellerinizi de bu uygulamaya yükleyebilirsiniz. Umuyorum faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler dilerim.